bu konuyla ben 1976'dan beri uğraşıyorum. 1976, şu anda 2014'teyiz. Kaç sene ediyor? 24, 14. Sene. Evet, yani 38 sene olmuş. 38 senedir bu konu üzerinde duruyorum. Peki, niye duruyorum? İstanbul Müftülüğü'nde fetva işleriyle görevlendirildiğim zaman, yani şimdi sorumluluk sizin üzerinizde olduğu zaman iş değişiyor. Ben yani baktım, yani çıktım, bakayım dedim, bu imsak oluyor mu olmuyor mu? O zaman hiç aklıma gelmemişti yani. Çünkü insanlara fetva veriyorsunuz. Bir de fetva da olmanın çok büyük bir avantajı var. Bazı zeki insanlar, bazı araştırma meraklısı olan insanlar kitapları okuyorlar, çıkıp o saatte ufukta gözlem yapıyor, fetvaya soruyorlar. Hocam siz diyorsunuz ki imsak vaktinde tan yeri ağarır, ben çıktım hiçbir şey göremedim diyorlar. Öyle diyorlar, yok ya öyle değildir falan deyince bu defa bizim işimize de bir kuşku düşüyor. Bu defa çıkıp bakıyoruz. Onun için ben uzun yıl, çok uzun yıllar İstanbul'un içerisinde, İstanbul'un çevresinde gözlemler yapmışımdır. Bunların çoğusunu tek başıma yapmışımdır. Hakikaten tan yeri ağarması diye bir şey yok. Bu tan yeri ağarması diye bir şey olmadığını iyice tespit ettikten sonra, işte 78'den sonra İstanbul müftüsü olmuştu Selahattin Kaya Hoca. O zaman Tayyar Altıkulaş Diyanet İşleri Başkanı. Ben burada çok ciddi yanlışlar olduğunu söyledim. Bunu Ankara'ya taşıdı. Ankara'ya Avrupa'dan da bazı bu konuda şeyler gelmiş, itirazlar gelmiş. O sıra bir toplantı yaptılar ve 1982'de toplantıyla şeyi -18 dereceye düşürdüler imsak vaktini. Yani astronomların şeyine düşürdüler, imsakine düşürdüler. Ondan sonra epey bir rahatlama oldu yani. Şeyi de kaldırdılar. Temkini falan da kaldırdılar. Böyle olunca işte Türkiye Gazetesi takvimi, diğer Fazilet takvimi falan gibi bazı takvim kuruluşlarıyla kendi aralarında ciddi problemler çıktı. O ilk zaman beni çağırmadılar çünkü bir unvanım falan yoktu. Ama daha sonra bir gün Tayyar Altıkulaş bana şunu söyledi. Dedi ki, Abdülaziz Bey, eğer ben Diyanet İşleri Başkanı olduğum zaman bu problemin bu derece büyük olduğunu bilseydim kesin çözerdim dedi. Tabi o zaman bizi çağırıp dinlememişlerdi ama yani gerçekten de çözerdi. Çünkü Allah razı olsun bu hilalle ilgili problemi o çözmüştür İslam aleminde. Şimdi sonra mecburen bizi 1987'de Ankara'ya davet ettiler. Ankara'ya gittim. Orada eski yeni bütün Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyeleri toplandı. Ondan sonra şeyi Arif Çöklü, Albay Arif Çöklü vardı. Onu da çağırmışlar. Esas takvimi yapan şahıs. Şimdi Albay Arif Çöklü hem Diyanet'in takvimini yapıyor -18 dereceyle, hem Fazilet takvimini yapıyor -21,5 dereceyle, hem de şeyle Türkiye Gazetesi takviminin yapanlarla son derece iyi bir şekilde şey yapıyor. Dolayısıyla her tarafında güvendiği bir kişi. Şimdi oradaki toplantıya gitmeden önce ben Kandilli Rasathanesi'ne gittim. Kandilli Rasathanesi'ndeki yetkililere dedim ki Feci Kazip ne demektir size göre? Zodyak ışınlarıdır dedi. Peki Zodyak ışınları nedir? Zodyak ışınları biraz sonra Adnan Ökten Bey'den öğreniriz. Zodyak ışınlarının fecriyle herhangi bir alakası yok. İşte bir takım toz bulutları üzerinde güneş ışınlarının oluşturduğu ve bazı zamanlarda ve bazı bölgelerde gözüken ışınlardır. Şimdi Zodyak ışınlarına fecri kazip diyen Ahmet Muhtar Paşa'dır. Ahmet Muhtar Paşa şunu söylüyor, çok ilginç gerçekten. Ahmet Muhtar Paşa'nın kitabı baştan aşağı çelişkilerle doludur. Yani birbirini nakseden ifadelerle dolu bir kitabı var. Ahmet Muhtar Paşa'nın iki tane kitabı var bu konuda benim okuduğum. Başka da olabilir tabii. Şimdi zodyak ışınları konusunda bak. Ahmet Muhtar Paşa diyor ki
Zodyak ışınları akşam da gözükebilir, sabah da gözükebilir. Bu zodyak ışınları akşam da gözükebildiği için bir de Şafak-ı Kazip vardır diyor. Fecr-i Kazip'in yanına onu ile ilave ediyor kendisi. Ondan sonra diyor ki bu ışık diyor 30 derece enlemin kuzeyinde görülemez diyor. 30 derece enlem Kahire. Onun kuzeyi dediğimiz zaman Türkiye oraya giriyor. Ondan sonra da diyor ki Ahmet Tuna Paşa diyor ki İngiltere'de İngiltere'nin Türkiye Büyükelçiliğinde çalışan şey Osmanlı Büyükelçiliğinde çalışan Doğu dilleri uzmanı Red House. Red House sözlüğü vardır ya, o sözlüğü yazan kişi. İşte İstanbul'da görevliyken diyor, Büyükdere Camisi'nin minaresine çıkmış, gözlem yapmış, Fecr-i Kazip'in zodyak ışınlarından başka bir şey olmadığını tespit etmiş. Kardeşim Red House bir kere dilci. Bu adam astronom değil. Zodyak ışınlarını astronomlar bile kolay kolay bulamıyor. Hem diyorsun ki 30 derece enlemin kuzeyinde olmaz. Türkiye 41 derece enlem. Ondan sonra da Büyükdere'yi biliyorsunuz şeyin Boğaz'ın iki yüksek tepe şeyi arasında iki tarafta tepeler yükseliyor. Küçücük bir minare. Sabahleyin minareye çıkıyor da zodyak ışınları görüyor da ondan başkası olmadığını söylüyor. Ya bu bir kere bu adam Müslüman değil. Bir. Konunun uzmanı değil. İki. Bu gözlem orada yapılamaz. 3. Ondan sonra da diyorsunuz ki İstanbul'da gözlem şartları oluşmuyor diyorsunuz. 4. Ulan peki bunun hangisine inanacağız? Ben bunları şey yapmıştım. Rasathanedeki yetkililerle konuştum. Onlar da bu defa işin içinden çıkamamaya başladılar. İşte o sıra şeye çağırdılar. Ankara'ya çağırdılar. İşte gittim orada. Eski yeni bütün şeyler toplanmış. Arif Çöklü de orada. Mustafa Sait Yazıcıoğlu da Diyanet İşleri Başkanı. Orada onlara şunu söyledim, dedim ki siz 1982'de bir değişiklik yaptınız ama bu değişikliği bilerek yapmadınız. Bakın Diyanet'in bu konuda uzmanlığı yoktur derken ezbere dayanmıyorum. Yani burada 38 senelik bir çalışmanın ürünü bu. Gerçekten Diyanet bu işi bilmez. İşte Mehmet Görmez'in bu hafta söylediği en doğru söz odur. Bilmeyenler konuşmasın. Bu konuda lütfen Diyanet konuşmasın. Yani bu namaz vakitleri konusunda Diyanet lütfen konuşmasın. Zaten Diyanet bir ilmi kuruluş değil, idari kuruluştur. Şimdi orada yani herkes bilir yani ben şimdi o zaman İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın genel sekreterliğini yapıyordum. İslami İlimler Araştırma Vakfı da öyle zannediyorum ki İslam aleminde konuları ilmi tartışmaya açan ilk vakıftır ve o da bize nasip olmuştu Allah'a çok şükür. 1983'te başlamıştık. Bizden önce bir toplantı daha yapmışlardı 76'larda falan, 75'lerde. Bir daha 83'te ondan sonra başladık. Ayrık toplantılar falan, çok yoğun toplantılar yapıyorduk. Çünkü niye? Bana gelen sorulara cevap vermekte zorlandığım için o soruları tüm Türkiye'ye yayıyordum. Bütün uzmanları topluyordum İstanbul'da ve onlardan yararlanıyorduk, tartışmalı ilmi toplantılar yapıyorduk. Şimdi oraya ben doçent de olmuştum tabii o şeye çağırdıkları zaman artık şeyde üniversitelerde doçent oldum mu bilimsel yeterliğini ispat etmiş kabul edilirsin. Şey profesörlük bir kadro işidir, şey değil yani bilimsel gelişmişliği fazlaca göstermez. Şimdi oraya gittik. Orada gitmeden ben çağırdıkları zaman dedim ki yok ben Diyanet personeli olarak oraya gelmem dedim. Çünkü ben şey gideceğim benim karşımda amirlik yapacaksınız. Ondan sonra ben zaten bunu tahammül edemem. Öyle bir şey kabul etmem. Yapmazlar biliyorum bana karşı tavırlar hiçbir zaman öyle olmadı ama gene de öyle söyledim. Ben İslami İlimler Araştırma Vakfı Genel Sekreteri sıfatıyla çağırırsanız gelirim dedim. Öyle çağırdılar gittim oraya. Bütün kayıtlarda o vardır. Orada dedim ki 1982'de bir değişiklik yaptınız. Aslında faydalı oldu. Fakat o değişikliği niye yaptığınızı bilmiyordunuz. Tesadüfen iyi yaptınız dedim. Aynen bu cümleleri orada konuştum. Aynen. Mehmet Savaş Hoca'yı hatırlamıyorum ama Halil Güneş Hoca da vardı orada.
Sonra tabii Arif çöktü, kendisini savunmaya başladı. Dedim ki, Fecr-i Kazip bana bir anlatır mısın dedim. Anlatmaya başladı orada. Allah'tan ki gitmeden Süleymaniye Kütüphanesi'ne gidip bir İngilizce bir yazı bulmuştum o Zodyak'la ilgili. Tam onu anlatırken çıkardım, sen bunu mu anlatıyorsun diye gösterdim. Bak dedim, bu sen dediğini anlatmıyor. Onu deyince hava tamamen değişti. Belgeyi gösterdim orada. Ondan sonra karar alındı. Dendi ki Türkiye'nin her tarafında bu konuyu gözlemleyelim. Yani Diyanet'in yanlış yaptığı herkes tarafından görüldü orada. Ve Türkiye'nin her tarafında gözlemler yaptık. Bütün gözlemlerde yanlışları belgeledik. Bütün gözlemler. Sonra işte Mehmet Nuri Yılmaz Diyanet İşleri Başkanı oldu. Şimdi Mehmet Nuri Yılmaz'a dedim ki şu işi bir düzeltin dedim. Bak yanlış. Vallahi dedi Abdülaziz Bey, ben de dedi yani şey imsak vaktinde çıktım, gerçekten zifiri karanlıktı. Öyle bir fecir olmaz dedi. E tamam işte düzelt dedim. Bak bizim dedim bir sürü raporlarımız da var. Onlara da dayanırsın. Beni de çağır, ben de gelir yardımcı olurum sana. Yapmadı. Arkasından Ali Bardakoğlu geldi, yapmadı. E şimdi Mehmet Görmez Bey bana iki kere telefon açtı. Hocam sizi bir dinleyeceğiz diye. Sonra biz çağırdık, gelmediler. Onlar toplantılar yaptı. Bizi çağırmadılar. Şimdi çıkıp diyorlar ki işte bu konuda bilmeyenler konuşmasın. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten bilmeyenler konuşmasın bu konuda.